Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Soru cevap videoma hoş geldiniz. YouTube'a tekrar geri döndüğümün şerefine hemencik dedim ki bir soru cevap videosu yapayım ve aslında bu 8 aylık süreç boyunca bilmiyorum aklınızda kalan şeyleri cevaplandırayım diye düşündüm. Geçen günlerde birkaç gün önce Instagram'dan bana soru sormanızı istemiştim. Bu arada bu tarz şeyleri genelde daha önce de şimdi de hep Instagram üzerinden yapıyorum. O yüzden takip etmek isterseniz adım direkt İpek Kizertici. Şu şekilde. Şimdi yani Instagram üzerinden bana sorunuz soruları cevaplayacağım. Birazcık baktım. Genel hatlarıyla yani ne sorulduğunun farkındayım. Genel olarak da beklediğim şeylerdi bu arada. Şimdi hemen cücük cevaplamaya başlıyoruz. Öncelikle tabii ki neden YouTube'u bırakmıştın, neden ara verdin sorularını cevaplamak istiyorum. Bunun gerçekten böyle spesifik, tam olarak şundan dolayı ara verdim diyebileceğim bir sebebi yok. Aslında birazcık öyle gelişti. Süreç öyle oldu gibi. Bildiğiniz gibi son videomu ben Mart ayında yükledim. Ve Mart ayında aslında yine böyle kapanmalar vardı. Tam olarak ne vardı hatırlamıyorum. Yani hafta sonu kısıtlaması vardı. Saat kısıtlaması vardı falan. Cert böyle. Ve çok fazla evde vakit geçirdiğim bir zamandı. Çok fazla dışarı çıkmıyordum. Dışarı çıksam da öyle çok aşırı atraksiyonlu bir dönemde değildim. Yani kısaca anlatmak gerekirse aslında çok iyi hissettiğim bir dönem değildi. Böyle hani depresyonmuş, şöyle öyle bir şey yoktu ama hani çok iyi hissettiğim bir dönem değildi. Hepimiz gibi aslında yani pandemi şartları. Bir de üstüne YouTube'la alakalı birazcık çok tekrara düştüğümü hissetmiştim. Yani videolarda, daha önceki videolarda görmediğiniz yeni bir şey ekleyemiyordum. Çünkü öyle bir durum yoktu. Çünkü hep evdeydim. Öyle olunca içime sinmemeye başladım. Ve ben de şöyle düşünmeye başladım. Yani içime sinmeyen bir şeyi, bundan birkaç hafta sonra rahatsız olup kaldıracağım bir videoyu neden yükleyeyim? Çünkü YouTube benim için bir keyif alanı. Yani ben şu anda video çekiyorsam bunu sevdiğim için yapıyorum. Bana keyif verdiği için yapıyorum. Bir zorunluluk olduğu için yapmıyorum. Ve YouTube'u öyle bir hale sokmak istemedim kendim için. Yani zorunluluk olursa çünkü bu keyfi bana vermeyecek ve yapmak istemeyeceğim ve çok daha kötü bir psikolojiyle olacaktı her şey. Sonrasında da aslında hayat normale dönmeye başladı ama bu sefer de uzaklaştığım için dönmem zorlaştı. Sonra Bilkent yüz yüze eğitime başladı. Bilkent'e alışayım dedim. Ondan sonra başlayayım dedim. Ve gerçekten de öyle oldu aslında. Yani okul başladı. Artık birinci dönemin sonuna geldik. Ve artık alıştığım için, hayatım bir düzene oturduğu için dedim ki tamam. YouTube'a başlamak istiyorum tekrar. Çünkü özledim. Çünkü çekmek istiyorum. Çünkü keyif aldığım bir şey. Bu zaten keyif alarak yaptığımı biliyorum. Keyif alarak devam edeceğimi biliyorum. Dedim ki artık İpar. Artık başla yani. Kısacası böyle. Birazcık uzun anlatmış olabilirim ama şu anda gördüğünüz gibi çok daha iyiyim bu arada. Yani hani kötü hissediyordum falan dedim ya. Çok daha iyiyim yani. Devam edelim. Hazırlık sınıfını hangi seviyede bitirdin diye bir soru gelmiş. Hazırlıkla alakalı birkaç tane daha soru görmüştüm. Hazırlıkla alakalı şöyle açıklayayım. Ben hazırlığa Upper Intermediate kurundan başladım. Türkçe karşılığı da orta üstü düzey oluyormuş. Orta üstü düzey. Upper Intermediate. Evet. Bu kurdan başladım. Hazırlık sınıfında şöyle zaten bir kere hazırlığı meşhur biliyorsunuz. Ben çok çalışmamıştım ve 12. sınıfta da İngilizceler hiçbir şey görmediğim için aslında İngilizceme çok güvenip sınav düzeninden çok uzaklaşmış olduğum için kaldım. Sonra aslında direkt upper'ı geçip pre-faculty yani bölüm öncesi düzey dersleri diye geçiyor Türkçesi. Pre-faculty'ye devam ettim. Sonrasında da yine Bilkent hazırlık sınavıyla PAE isimli hazırlık atlama sınavıyla geçtim hazırlığı. Tek dönem okudum. Yani şöyle IELTS ve TOEFL'la da oluyor mu bilmiyorum ya. Bildim yani IELTS'le geçildiğini biliyorum, TOEFL'ı bilmiyorum. Ama IELTS'le yani IELTS'den yeterli puanı alırsanız da hangi kurda olursanız olun zaten geçiyorsunuz direkt. Ama ben iki kur okudum yani tek dönem okudum ve Bilkent'in yine hazırlık atlama sınavıyla geçtim. Bu şekilde. Niye İstanbul değil de Ankara? İstanbul'a gittiğinde çok mutluydun. Ankara'da öyle değil gibisin. Bu soruyu gördüğümde çok güldüm yani istemsizce. Niye İstanbul değil, niye Ankara? Hiçbir zaman açıkçası şehir dışı düşünmedim. Bu Bilkent'e aşık olduğumdan ya da Ankara'ya aşık olduğumdan değil aslında. Biliyorsunuz ben bale yapıyorum Dünya Dans Merkezi'nde. Artık 11 yıl oldu. Ve
Açıkçası bale öğrenci olarak olmasa da eğitmenlik anlamında devam etmek istiyorum ve burada devam etmek istiyorum. Aslında şehir dışı hiç düşünmememin en birinci sebebi buydu. Hala da öyle bu arada. İstanbul'la da hani spesifik olarak İstanbul'la benim hiçbir alakam, hiçbir ilgim yoktu. Ama bundan bir ay önce Zeynep, biliyorsunuz Zeynep Osmancı en yakın arkadaşım, onun yanına gittim ve çok keyif aldım. Yani İstanbul çünkü çok canlı bir şehir, özellikle de Ankara gibi bir yerden sonra çok keyifliydi. Ama mesela hep döndüğümden beri şey düşünüyorum. Ben İstanbul gibi bir yerde yaşayabilir miyim? Hani temelli. Birkaç gün gitmek çok ayrı bir şey. Temelli orada yaşamak çok ayrı bir şey. Yani mutluluk anlamında da açıkçası orada daha mutluydum, burada daha az mutluyum diyemem. Orada tamamen eğlendim. Burada okulum var, sorumluluklarım var. O yüzden öyle yansımış olabilir. Yoksa ben şu an Ankara'da olduğum için çok mutluyum yani. Bir Friends karakteri olsam hangisi olurdun? Sanırım Monica olurdum. Çünkü Monica ile bazı huylarımız gerçekten benziyor. Özellikle şimdi evde izliyorum ya Friends'i. Annemlerle izliyoruz. Duru kardeşim çok fazla bir ortak nokta buluyor Monica ile. Mesela birincisi, Duru'nun çok sevdiği bir şey bu. Monica birazcık kontrol etmeye çalışıyor ya çevresindekileri. Ben de bazen yapıyorum bunu. Özellikle aslında ev yaşantımda yapıyorum. Bundan dolayı. Onun dışında mesela temizlik, düzen çok seviyor. Ben de seviyorum. Şu anda odamın halini görseniz asla böyle bir şey söyleyemezsiniz ama normalde severim. Ve bu gibi başka şeyler de var. O yüzden sanırım Monica diyorum ya. Yani %100 olmasa da Monica diyorum. Yeni dövmelerini ifade ettikleri diye sormuş biri. Şöyle, yeni dövmelerim zaten önceki dövmeleri ha. Şu anda 4 tane dövmem var. İlk ikisini zaten videoya çekmiştim ve en çok izlenen videom o oldu sanırım şimdiye kadar. Diğerlerini de hemen göstereyim. Şimdi bir tanesi de şu saati çıkaralım. Bir tanesi şurada şöyle Çince bir yazı. Netledim mi? Netledim. Burada aile yazıyor. Yani şu ana kadarki en anlamlı dövmem bu. Yani şurada balerin var. Yani o da anlamlı bir şey ama hani en böyle en anlamı, yani anlamı için yaptırdığım tek dövme bu olabilir. Yani Çince oluş falan zaten hoşuma gidiyor ama öyle. Aile yazıyor. Onun dışında ayak bileğimde bir tane yılan dövmesi var. Onu şu anda gösteremiyorum ama fotoğrafını koyarım. O dövmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Öyle bir yerde bir dövmem olsun istedim. Ve yılan figürü de hoşuma gitti. Biraz aslında şeye bakmıştım. Kötü biri hakkında konuşurken falan kullanılır ya yılan kelimesi. Benim aklıma hep öyle kalıyor açıkçası. O yüzden aslında yılan sembolüyle alakalı bakış açımı biraz değiştirmeye çalıştım bu dövmeye karar verdiğimde ve yılanın işte neyi sembolize ettiğine falan baktım ve bir sürü kültürde bir sürü farklı anlama geliyormuş. Özellikle iki şey hoşuma gitmişti. Bir tanesi bir kültürde dişil enerjiyi sembolize ediyormuş, bir hoşuma gitmişti. Bir tanesi de yılanın derisi yenilendiği için yeniliği temsil ediyormuş. O daha çok hoşuma gitti. Böyle güzel anlamları olduğunu da öğrenince dedim ki tamam kesin yaptıramaz lan. Öyle oldu. Aklım hala yaptıracak olduklarımda yani. Çünkü yaptırmaya devam edeceğim. Çünkü dövme işini seviyorum. Kendini nasıl motive ediyorsun? Gününü nasıl planlıyorsun? Biraz bunlardan bahseder misin? Günümü nasıl planlıyorum ben de bilmiyorum. Çünkü planlayamıyorum. Yani plan yapıyorum ama çok fazla planlara göre yaşayamıyorum falan filan ama kendimi nasıl motive ediyorum kısmında beni en motive eden şey ileriki yaşantımda, gelecekte kurmak istediğim hayatı kurma düşüncesi. Bu beni çok motive ediyor. Çünkü yani tabii ki konforlu bir hayat istiyoruz hepimiz. Tabii ki rahatça her şeyi alabileceğimiz bir hayat istiyoruz ve bunu düşününce yani o günlere geldiğimde bugünlere bakıp keşke daha çok çalışsaydım ya da keşke şunu yapsaydım dememek için yani bu düşünceyle aslında motive oluyorum en çok. Bir de aslında şöyle de motive ediyorum kendimi. Potansiyelim olduğunu bildiğim bir konuda neden onu sonuna kadar kullanmayayım diye düşünüyorum. Yani ben bunu yapabilirim aslında. Evet evet ben bunu yaparım ya. Ben bunu yapacağım falan oluyorum ve öyle birazcık motive oluyorum. Her zaman işe yaramıyor bu. İlk söylediğim daha çok işe yarıyor. Bu yıl okuyup en etkilendiğin kitap neydi diye sormuş biri. Hemen göstereyim. Ya şöyle bu yıl okuduğum kitapların tamamına bakmadım açıkçası. Belki başka bir kitap vardır daha çok etkilendiğim ama bu sanırım en son bitirdiğim kitaptı. Zaten Instagram'da paylaşmıştım ne kadar sevdiğimi. Bu kitap beni çok etkiledi. Çünkü böyle çok çıtır çerez hani kafa dağıtmalık bir aşk romanı gibi duruyor. Ama o kadar böyle nasıl denir? Çok aslında toksik bir çok değil ama toksik bir ilişki anlatılıyor burada. Kısmen toksik. Bazı yönleri toksik gibi. Ve aslında normalde ne olur? Normalde kitabın ana iki karakteri kadın ve erkek
kavuşurlar hikayenin sonunda. Mutlu mesut yaşarlar. Bu kitap öyle bitmiyor. Şu an spoiler mı verdim acaba diye düşünüyorum. Ama tam da bir şey söylemedim ama beraber bitiyor da olabilir yani. Ama tam böyle alışılagelmiş bir sonla bitmediği için çok etkilemişti beni. Çünkü gerçekçi bitmişti. Bir de ana karakterleri çok seviyordum. Onun için bu kitap diyorum. 8 aylık süreçte hayatında neler değişti? Birazcık bundan bahsedeyim. Saçlarımı boyattım zaten göründüğü üzere. 8 aylık süreç boyunca okula yüz yüze gitmeye başladım. Aslında gerçekten üniversiteye gitmeye başladım. Bu birazcık tabii sancılı bir süreç. Çünkü yeni bir ortama alışıyorsunuz. Yeni bir şeye alışıyorsunuz. Çünkü bölüme başlıyorsunuz hani. Bölüm dersleri. Ama bir yandan böyle matematik ve biyolojiyle cebelleştim falan. Hala da cebelleşiyorum. 8 aylık süreç genel olarak böyleydi ya. Derslerle sosyal ortamı nasıl dengeliyorsun? Nasıl bir arada götürüyorsun? Götüremiyorum. Denge kurulmuyor bence ya. Bilmiyorum. Ben bunu bugüne kadar hiç başaramadım. Çok da başarabilen birini de görmedim sanırım. Bilmiyorum yani. Belli dönemler bir tarafa daha çok yüklenmeniz gerekiyor. Belli dönemler başka bir tarafa yüklenebiliyorsunuz falan. Bir şekilde yani bilmiyorum. Nasıl böyle enerjik ve pozitif olup sürekli gülebiliyorsun? Ben hep bir mutsuzluk halindeyim. Bana bu tarz sorular her soru cevap yapışımına geliyor. Ve bilmiyorum ya yani ben size kendi bakış açımı anlatayım. Siz oradan bir şeyler kaparsınız diye düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Hayata bir kere geliyoruz en azından bildiğimiz kadarıyla. Neden en iyi halinde geçirmeyelim ki? Çünkü mutsuzluk, moral bozukluğu bunlar hep negatif duygular değil mi? Yani seviyor muyuz bu duyguları? Sevmiyoruz. O zaman neden bunları yaşadığımızda bunları kalıcı bir hale getirelim ki? Ya da bunlardan kurtulmaya çalışmayalım ki? Benim hayatımda dört dörtlük değil. Benim hayatımda da sorunlar var. Olmasını istemediğim şeyler var. Gerildiğim, üzüldüğüm, stres olduğum, çok sinirlendiğim zamanlar tabii ki oluyor ama diyorum ki bunları kalıcı hale getirmektense bunları nasıl atlatacağıma bakayım ve atlatayım yani olay bu. Bir de bir şey daha var fark ettiğim bir şey. Bence genel olarak şunu karıştırıyoruz. Mutsuzlukla moral bozukluğu arasında bir fark var. Yani bir şey moraliniz bozulduğunda aslında mutsuz etmiş yani nasıl dedim. Bence mutsuzluk, mutluluk daha genel bir kavram. Daha hayatın geneliyle alakalı bir kavram. Moral bozukluğu tabii ki olur. Anlık heyecanlar da olur ama. Yani mesela benim de şu an hayatım en mükemmel halinde gitmiyor. Benim de kendimle alakalı, hayatımın gidişatıyla alakalı çok fazla böyle gerildiğim, tedirgin olduğum nokta var. Ama neden zamanımı kötü enerjiye yoğunlaştırayım ki? Çünkü güzel giden şeyler de var. Yani böyle düşünüyorum ya bilmiyorum. Hani hayata gelmişiz. Neden keyif almayalım ki? Neden keyif alarak, keyfini çıkararak, böyle mutluluktan içimiz dolarak yaşamayalım ki yani? Ki bu da yaşanabilir. Hayatınızın böyle olması için hayatınızın dört dörtlük olmasına gerek yok. Bence. Bilkent'ten bahseder misin? Biraz bile bölümünden memnun musun? Bilkent'ten bahsedeyim birazcık. Bilkent gerçekten denediği kadar zor bir okulmuş arkadaşlar. Her bölümde bilmiyorum ama çoğu bölümde matematik var mesela. ve zor. Gerçekten zor. Zor bir okul ama ben açıkçası çok severek gidiyorum. Çünkü ileride bana illaki faydası olacağını biliyorum bunun. Onun dışında ortam itibariyle Bilkent'te beni en şaşırtan ama böyle en de gerçekten mutlu eden şeylerden biri. Gerçekten kimse birbiriyle ilgilenmiyor. Neden bahsediyorum? Mesela daha hava bu kadar soğuk değilken biri dışarıda tek başına oturup kitap okuduğunda kimse böyle hani yadırgayan gözlerle veya ne yapıyorsun sen diyen böyle yargılayan bir biçimde yaklaşmıyor mesela. Çünkü umurunda değil. Çünkü kendi hayatına odaklanmışsın da. Çünkü kendi hayatına odaklanmak zorunda. O mesela hoşuma giden bir şey. Onun dışında kütüphanesini seviyorum Bilkent'in bayağı. Sık da gidiyorum. Çünkü sessiz olduğu için ve çevremdeki insanlarla ders çalışıyor olduğu için ben de bir tık motive oluyorum. Ve ders çalışabildiğim bir yer oluyor orası. Kafanıza göre insan buluyorsunuz. Ama kafanıza göre olmayan insan da görebiliyorsunuz, tanışabiliyorsunuz. Yani bilmiyorum ben seviyorum. Ben sevdim yani. Bölümden bahsedecek olursak dediğim gibi ben şu an hala birinci sınıf öğrencisiyim. Daha ikinci sınıfa geçmedim. Birinci sınıfta psikoloji olarak düşünecek olursak çok böyle dışında dolaşıyorsunuz gibi. Çok tabii ki derine inemiyorlar çünkü temeli öğrenmeniz gerekiyor ya. Hani öyle bir durum var. Ama yine de bence keyifli. Sevinç keyifli yani. İlerleyen zamanlarda ikinci sınıftan itibaren bölüm derslerim artıyor.
Çok şükür. Onun için daha çok alanına girip daha çok keyif alacağımı düşünüyorum. Ama şu an için gerçekten memnunum okulumdan da bölümümden de. Ankara'da kahvesi kahvaltısı güzel bir kafe önerisi. Ya Ankara'da sevdiğim yerleri bu arada Instagram'da bir öne çıkarmada topladım. Gittikçe de bir yere paylaştıkça ekliyorum oraya. Kahvaltı için çok ben dışarıda kahvaltı yapmıyorum açıkçası. O yüzden kahvaltı için bilmiyorum ama kafemiz eminim güzeldir. Yani kafemiz Tunalı'da. Bilenleriniz eminim vardır. Ben genel olarak çok seviyorum orayı. Yani yemeklerini falan da seviyorum. Ortamını da seviyorum. Onun için kahvaltı güzeldir onun bence. Tahminimce. Kahve içmek için kahvesi güzel de. Yani hani kahvesi için gidilecek bir yer bilmiyorum açıkçası ama siz öne çıkarmama bakabilirsiniz ya. Bonapple var Tunalı'da. Slot Cafe var Ayrancı'da. Hep gittiğim. Başka? Ben bu ikisini çok seviyorum ya. Bilmiyorum. Paylaştıkça oraya ekliyorum. Saçlarını bu rengi nasıl getirdiğini anlat lütfen demiş biri. Şöyle söyleyeyim. Ben saçlarımı boyatalı 2 ayı geçti. Ben aslında şöyle bir insandım. Böyle benim bir arkadaşım gelip bana saçını boyatacağını söylediğinde hani yani biraz gençsin aslında daha hani küçüksün. Yani bence boyatma şimdi. Gerek yok çünkü saçın doğal hali çok güzel ve hani bunu bozmana gerek yok diyen bir insandım ve asla saçımı boyatmayı düşünmüyordum. Şöyle düşünüyordum hatta saçlarım beyazlayınca zaten boyatmaya başlayacağım. O zaman boyatırım ne istiyorsam diye bir mantığım vardı. Sonra nasıl oldu? Aslında Pinterest'te çok fazla takıldığım bir dönemdi ve böyle çok fazla sarışın insan görüyordum. Hoşuma da gittiğini fark ettim. Böyle dedim ki hani bana da yakışır mı acaba hani sarı yani. Bir de hani hayatım öyle hiç saçımı boyatma düşüncesi olmadığı için çok da yabancı bir istekti benim için bu. Ona alışmam da bir süre aldı. Sonrasında aslında tam böyle tamam şu gün gidip boyatacağım deme olayım birazcık hızlı oldu. Sonra gittim boyattım. İlk boyatışımda bu arada bu kadar sarıya gitmek gibi bir planım yoktu. Aslında isteğim vardı ama annemler çok istemiyordu. Bir anda bu kadar değişmemi. Ama sonra kuaförle böyle konuşa konuşa benim istediğim noktaya geldi olay. Ve boyattım ve çok da mutluyum açıkçası şu anda. Ehliyetin var mı? Yok. Teorik sınavı geçtim ama direksiyon derslerine çok üşeniyorum. O yüzden çok erteledim ama Ocak ayında onu halletmeyi umuyorum. Üniversite hayatının zorlukları. Benim için en büyük zorluğu şey oldu bu dönem en azından. Hiçbir boşluğunuz yok. Yani ya vizeler başlıyor. Vizeler bitse bile ödevler var. Mesela İngilizce dersinde essay var. Onu yazmam lazım. Çok iyi bir hatırlatıcı oldu. Asla bitmiyor. Yani asla böyle hani rahat edebileceğiniz böyle tamam oh be hani bir derin bir nefes alayım bu hafta rahatım diyebileceğiniz bir haftanız yok. Çünkü her hafta her zamana bir şey yetiştirmeniz gerekiyor. Ve ben buna hiç alışık değilmişim. Çünkü lisedeyken sınav haftaları olurdu. Ama sonrasında birkaç hafta olurdu. Çok rahat ederdim. Yani hiçbir şey yapmama gerek olmazdı. Mesela 12.sinden bahsetmiyorum bu arada. Öncesinden bahsediyorum. Ve o rahatlık olayını alışmışım. Öyle bir an böyle öyle bir an olmasını bekliyordum kafamda hep ama olmadı. O beni çok zorladı. Yani alışık olduğum sistemin dışında bir sistem ve hep böyle hani hazır olmanız lazım yani. Ona çok alışık olmadığım için o beni bayağı zorladı. Neden bu kadar çok telefon kılıfı değiştiriyorsun? Evde iki kız olunca ve yaşlarınız da yakın olunca ve kullandığınız ürünler de benzer olunca telefonlarımız aynı bizim Duru'yla, kardeşimle. Onun için aslında evde iki kişilik telefon kılıfı var. Mesela bu Duru'nun telefon kılıfı. Ona bunu alırken bana da beyazını almıştık mesela. Sıkıldıkça değiştiriyorum. Bu hatayı asla kabul etmem dediğin şey. Bu hatayı asla kabul etmem dediğim şey. Sanırım haksızlık yapılması ya. Buna her şey girer aslında yani yalan söylenmesi de girer, güven kırılması da girer. Şöyle açıklayayım bir dakika. İyi niyetimin suistimal edilmesi. Evet. Eskiden çok ses çıkarmazdım bu arada ama artık çıkarıyorum. Bir insan seni kırdığında tekrar hayatını alabilir misin? Bu aslında kırılma seviyeme ve beni neyle kırdığına bağlı. Yani şöyle ki eğer beni kırdığının farkındaysa bunu gerçekten düzeltmek istiyorsa hayatımda kalır sanırım. Ama beni anlamıyorsa, beni geçiştirmeye çalışıyorsa, hani yalancıktan özür diliyorsa veya direkt dilemiyorsa ya da hayatımdan yani bay bay. Yani bir daha görüşmemek üzere. Yani çok da büyük konuşmayayım bu arada. Bu tarz şeyler çok insandan insana değişen şeyler bence. Ama böyle düşünüyorum yani.
İleride yaşamak istediğin şehir, ülke vesaire diye sormuş biri. Ben bir ay önce İstanbul'a gittiğimde dediğim gibi çok keyifli vakit geçirdim ve çok böyle canlı bir şehir ya. Direkt aklımda şöyle bir plan oluştu. Ben master yapmak zorundayım zaten. Klinik psikoloji istiyorum. Ve onun için de master yapmak zorundasınız. Bilmeyenlere duyurulur. Ve hani master için hep direkt yurt dışında okuma hayalim vardı ama İstanbul'u görünce böyle şey diye düşündüm. Acaba dedim master için İstanbul'a mı gelsem? Sonrasında başka bir şey olur. Yine yurt dışına gidebileceğim bir fırsat doğar diye. Hani hayallerimden biri yani. Ve aslında İstanbul'da hayatımın bir dönemini geçirmek isterim diye düşünüyorum. Birkaç gittim sadece yani doğru düzgün ama yani birkaç gün bile üzerinde böyle bir etki yarattı İstanbul'da olmak. Böyle uzun bir süre orada olsam nasıl olurdum gerçekten merak ediyorum. Yani İstanbul'da bir dönem yaşamak isterim. Onun dışında açıkçası New York'a gitmeyi çok istiyorum. Yani tabii hiç gitmediğim için orada yaşayabilir miydim? Bana uyar mıydı bilmiyorum ama çok uyardı gibi geliyor ya. Bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kıyafet alırken almadan önce annene soruyor musun? Hayır. Kesinlikle sormuyorum. Çünkü annem her şeye hayır diyor. Çünkü annem diyor ki kızım bunun çok benzeri var sende. Aynı renk çantan var diyor mesela. Bir şey istiyorum. Aynı renk. Yani sırf almamın sebebi aynı renk oluşuyor annemin gözünde. O yüzden artık sormuyorum. Lise yıllarını özlüyor musun? Evet özlüyorum ya. Ya özellikle 12. sınıfı ben çok özlüyorum ya. Bu biraz tuhaf gelebilir belki bazılarınıza. Hani üniversite sınavının stresinin dışında çok bilmiyorum çok güzel anılar biriktirdiğim, çok güzel dostluklar kurduğum da bir yıl oldu 12. sınıf. Çok da bir yandan kötü de bir yıldı aslında. Neden bu kadar çok iyi duygularla hatırlıyorum bilmiyorum ama demek ki çok güzel şeyler hissettirmiş bana. Özlüyorum yani. Şu sıralar Yargı dışında sevdiğim Türk dizileri 3 kuruş. Yargı ve 3 kuruş izliyoruz şu anda biz. Saçların için ne kullanıyorsun? Saçlarımı ben ilk defa boyattım. İlk tecrübe yani bu ve tabii saçım hani bu renk olması için açılması gerekti. Ve tabii ki saçlarım kurudu. İster istemez yıpratıcı bir şey çünkü yani ne olursa olsun. Böyle saçlarım işte boyandı. Kuaförden çıktık işte. Bir iki gün sonra ilk defa saçımı yıkadım falan. Çıktım duştan böyle kurutuyorum ama saçım nasıl sert böyle. Hani böyle dedim ki Allah'ım ben ne yaptım yani neden böyle falan. Sonra aslında direkt böyle bakım ürünlerine daha da bir sardım. Çok fazla şey kullanmıyorum orada. Çok fazla şey kullanmanın çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Şu anda buraya koymuş olmam gerekiyor. Duşta bu saç maskesini kullanıyorum. Krem yerine kullanıyorum bunu ve her duşta kullanıyorum. Bunu sürüp aslında saçlarımı tarayıp birkaç dakika bekletiyorum. Sonra duruluyorum. Onun dışında duştan çıkınca bu Elsev'in mükemmel güzelleştirici mi artık? Şu an önümde olmadığı için göremiyorum ama siz görüyorsunuzdur ekranda. Onu kullanıyorum. Ondan elime birazcık sıkıp onu uçlarına sürüp öyle tarıyorum saçımı. Sonrasında kuruttuktan sonra da bu Dream Long serisinin ısı karşıtı serumunu kullanıyorum. Onu da böyle tek bir kere yani bir kere sıkınca elinize zaten bayağı yeterli geliyor. Onu işte saçımın uçlarına özellikle uyguluyorum. Kesinlikle de yağlandırmıyor bu arada. Öyle bir korkunuz olmasın. Sonrasında da öyle düzleştiriyorum. Bu üçü gerçekten çok iyi geldi saçıma. Öneririm. Ailenle mi yaşıyorsun? Tek mi? Ailemle yaşıyorum. YouTube'a düzenli olarak devam edecek misin diye sormuşsunuz. Bu konuda şöyle ki bu 8 aylık aradan önce açıkçası daha programlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyordum YouTube'da. Ama şu anda öyle bir bakış açısında değilim. Çünkü bunun sözünü verebilecek bir durumda değilim. Yani haftalık size her hafta şu gün bir video gelecek diyemem açıkçası. O yüzden demiyorum. Bazen yani video atarım. Sonraki video 2 hafta sonra olur. Ondan sonraki 1 hafta sonra olur. Ondan sonraki 3 hafta sonra olur. Ondan sonraki 3 gün sonra olur. Gerçekten bilmiyorum. Yani bu konuda net bir şey söylemek ve böyle bir beklenti oluşturmak istemiyorum. Ama kesinlikle şey yapmak istemiyorum. Yani böyle 1 ay 2 ay bekletmek gibi bir amacım ya da isteğim falan yok yani öyle bir şey değil. Yok kesinlikle. Sadece belli bir gün belirlemeyeceğim ya da haftada bir video gelecek gibi bir söz vermeyeceğim. Ama tabii ki devam etmek istiyorum. Devam edeceğime inandığım için zaten tekrardan başladım. Simba neden bu kadar tatlı? Gerçekten bilmiyorum. Simba'yı yemek istiyorum ya. Çok çok tatlı bir şey ya. Şu an aklımdan TikTok şarkıları geçiyor.
Ay. Evet, sorular bu şekildeydi. Elimden geldiğince en çok sorulanları cevaplamak istedim. En çok merak ettiklerinizi cevaplamak istedim. Umarım sizler için de keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videomuz İstanbul vlogu olacak. Çok heyecanlıyım onun için. Beklemede kalın. Ve o videoyu yılbaşından sonra ekleyeceğim için, o arada video olmayacağı için sizlere iyi seneler diliyorum. Umarım 2022 hissediyorum bu ara bence çok güzel geçecek. Çok güzel başlıyor bence. 2022 dilerim hepimiz için çok mutluluk verici, inanılmaz güzel bir yıl olur. Sizleri seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.